Bugünlerde yeni ve heyecan verici bir meydan okuma mı arıyorsunuz? Bir sürüsüne ne dersiniz? Evet, bizde sizi havalara uçuracak inanılmaz yeni çıkmış meydan okumalar var. Anlaşılan Lana ve Kevin selfie işine kendilerini fena kaptırmış. Zaten cumartesi akşamüstünü başka nasıl geçirsinler değil mi? Lana, Bella'ya ne olmuş ya? Hey, neler oluyor burada? Saatlerce telefona bakıp durma olayınız sona eriyor gibi. Evet, şunları atın ve birkaç meydan okumaya katılın bakalım millet. Biraz ayağa kalkıp gerinseniz nasıl olur? Pekala, kalktık işte. Dinleyin, bugünkü meydan okumalara hazır mısınız? İlki sandalye kaldırma. Sandalyeyi duvara çarpmadan kolayca kaldırmak için duvarla aranıza ne kadar uzaklık bırakmanız gerektiğini bulabilir misiniz? Vay, bu bayağı iyi oldu Bella. Pekala, bu numara için biraz hesap yapmak gerek. Önce sandalyenin boyutunu ölçmeli. Bu yükseklik işleri biraz zorlaştıracak. Ayakkabı ölçüm 45. Bu işe yarar bence. 2 ekle, çarpı 7. Pekala, geriye 3 adım at. Sonra başını duvara değecek kadar öne eğil. Sandalyeyi al ve hadi bakalım. Bu şey niye kalkmıyor ya? Neyi yanlış hesapladım? Ben de hata yaptım. Kabul et Kevin, matematiğin burada işe yaramadı. Zorlandın mı Einstein? Sanırım Kevin bu işi olduğundan daha zor hale getirdi. Hey, şu bacaklara bak. Hadi bırak şu sandalyeyi de kimse zarar görmesin ya. Hadi bir su molası ver. Kevin beynini biraz dinlendirsen iyi olur. Kevin'in aksine Lana meydan okumaya doğrudan girişti. Hesap falan yapmadan, duvara çarpmadan sandalyeyi kaldırabilecek mi bakalım? Evet, Lana bu kapışmayı kolayca kazanmış görünüyor. Sağlıklı yaşam disiplin gerektirir. Ve dengeli beslenme de tabii. Ah, bu iyiydi. Az daha iyiyim. Ve sıra yeni meydan okumamızda. Pekala, bugünlük bu kadar egzersiz yeter değil mi? Elinize bir öbek krem şanti sıkıp fırlatarak ağzınıza isabet ettirmeyi deneyin. Ne dersiniz? Yapabilir misiniz? Hey, şunu bir dakika tutar mısın? Görün ve öğrenin arkadaşlar. Kolunuzda doğru noktaya vurursanız krem şanti doğrudan ağzınıza uçar. Çok etkileyici değil mi? Pekala, bence bunu kolayca yaparız ha? Lana, işte krem şantin. Kendininkini unutma Kev. Tamam bakalım, bunları ağzımıza fırlatabiliyor muyuz? Tam isabet. Lana başarabilecek mi? Oh, orası kesinlikle ağzı değil. Bu roundu Kevin'in kazandığını anlamak için uzay mühendisi olmaya gerek yok. Sıradaki meydan okumanın kazananı için şimdiden şerefe. Bu numara için sadece nefesinizi kullanarak bir bardağı diğerinin içine sokmaya çalışacaksınız. Vay canına, şuna bak nasıl uçuyor. Tabii Bella, kolayca yapıyor ya siz? Biz de hallederiz. Burada unutmamanız gereken nefesinizi hızlı parmak hareketiyle koordine etmek. Tabii biraz alıştırma gerektiğini söyleyebilirim. Kevin bu göreve yoğunlaşmak için meditasyon yapıyor. Ve birkaç seferden sonra olayı kapıyorsun. Bak, zor da değilmiş. Pekala Kevin, kazandın. Anladık. Peki bir kere daha iyice bir deneyeyim. Vay! Bum! Bu inanılmazdı. Bu round kesinlikle berabere hanımlar beyler. Sıradaki meydan okuma dengenizi ölçecek ve kendi etrafınızda bir dakika kadar dönüp durmanız gerekiyor. Vay canına. Hey Kevin bak. Dönmeniz bitince bakalım iki ayağınızla da kağıdın üstünde durabilecek misiniz? Evet Bella yapabiliyor. Evet dönme zamanı millet. Bir tavsiye, bu işe girişmeden önce fazla bir şey yemeyin. Ay, Lana'nın dönmesine bakarken bile başım dönüyor. Tamam, şimdi kağıdın üstüne çık. Ay, o da bir anda baş aşağı mı döndü ne? Ya sen Kevin, bir dakika döndükten sonra dengeni koruyabilir misin? Pekala, kader anı geldi. Hey, sanki bu şeylerden yerde 3 tane var gibi. Aa, yaptın mı? Hala dönüyor belli ki.
Size kendinizi toplamanız için bir dakika veriyoruz. İp atlamak eğlencelidir, değil mi? Evet, 5 dakika için sadece. Ama hey, bu paspas işleri daha da ilginçleştirebilir. Ne dersin, paspası hiç bırakmadan tamamen arkana geçirebilir misin? Hop, dikkat et Bella. Bir hareket daha ve bom. İyi hallettin canım. Hadi şimdi de siz deneyin. Peki deneyeceğim ama bu numara için biraz yere ihtiyacım var. Hadi bakalım. Hey, bu Bella yaparken görünenden çok daha zormuş. Evet, başımın üstünden geçirdim. Şimdi sıra bacaklarda. Hiç düğüm olmuş insan nasıl olur diye merak ettiyseniz. İşte buyurun. Oh, kesin bir sürü çürük olacak. Bu meydan okumadan önce sizi uyarmalılardı. Tamam, sen dene. Ben de gidip kendime biraz buz alayım. Pekala Lana, yapabilir misin ha? Buradaki püf noktası önce bir bacağı geçirip sonra tüm vücudun onu takip etmesi. Öbür bacağı unutma Lana. Bu iş böyle yapılır millet. Peki Kevin, şişlikler indikten sonra nasıl yapıldığını sana da gösterir. Yoga hocası bakıyor mu? Hayır mı? O zaman sıradaki meydan okumaya geçelim millet. Tek gereken bir şişe su ve dengenizi çok iyi korumak. Şişe alnınızdan düşmeden yatar pozisyondan ayağa kalkabilir misiniz? Hey, bu şey gizlice alnına mı yapıştırdılar ne Bella? Nasıl yapıyorsun ya? Sıra sizde çocuklar. Hadi deneyelim bakalım. Pekala, su şişesi yerine kondu. Evet Kevin, aynen böyle. Şimdi başları kaldırma zamanı. Sanki başınız görünmez bir iple durmadan yavaşça yukarı çekiliyormuş gibi düşünün. Hey, bayağı iyisin. Şimdi dikkat, ayağa kalkmak işin en zor kısmı. Ay, neredeyse düşüyordu. Düşme, düşme. Oo, inanamıyorum, başardım. Peki Lana da Kevin kadar dengeli mi? Hadi Lana, yapabilirsin. Evet, 2'ye 2. Bu inanılmaz. Sakız seversiniz değil mi? Peki bu kadar sakızı ellerinizin yardımı olmadan ağzınıza sokabilir misiniz? Bütün haftaya yetecek kadar sakız var burada. Evet, en iyi sakız çiğneme ustasıyım. Hem müthiş hem de iğrençti. Deneyelim mi? Hadi millet. Burada süre önemli biliyorsunuz. Sakızı açın ve bir ucunu ağzınıza alın. Hadi şimdi çiğnemeye başlayın. Bu numarada çeneniz ve dudaklarınız birlikte sıkı çalışıp sakızı ağzınıza çekmeli. Bir yandan da deli gibi çiğnemelisiniz tabii. Oo Lana, hayır, ellerini kullanmayacaktın. Pekala Lana, daha hızlıydı ama kurallara tam uymadı. Bu çılgınca meydan okumaları tamamlamak neye mal oluyor merak ediyor musunuz? O zaman daha önce görülmemiş şu çekimleri izleyin. Bugünkü videodaki en sevdiğiniz kapışmayla en sevdiğiniz arkadaşınıza meydan okuyun. Ve bunun gibi daha fazla harika video için 1-2-3-Go kanalına abone olmayı unutmayın. Gelecek sefere görüşürüz.